dünyanın geleceği için. Onun için söylediğiniz konular çok önemli. Evet Sayın Ural, şunu da altını çizmek gerekir. Ben de geçen gün okumuştum. Aşıların %73'ü üst ve orta gelirli ülkelerde yapılıyormuş dünyada. Batı ülkeleri 3. doza başladı. Hepimiz biliyoruz. Ancak Afrika kıtasında tek doz aşı oranı sadece %11,6 yazıyor okuduğum makaleye göre. İsterseniz biraz da şimdi ekonomi tarafına bakalım. Tabii ki sağlık ve ekonomi iç içe konular. İkisi de birbirini etkiliyor. Özellikle pandeminin etkilerini yaşadık ekonomik buhran olarak. Şimdi son dönemde Amerika ekonomisindeki verilere baktığımız zaman büyüme ivmesi yakaladığını görmüştük. İstihdam artışında da aslında fena değildi. Ancak enflasyonun bu yüksek seyri her ne kadar geçici olduğunun altı çizilse de bu son dönemde özellikle son 3-4 aydır yüksek seyrin geçici olmadığı ve bir süre daha devam edeceğini Powell da söylemişti. Bunu takip etmiştik. Şimdi geçen haftada Fed'in kararı her ne kadar politika faizini sabit bıraksa da şöyle yorumlanmıştı. Sert bir fren öncesi yumuşak bir şekilde ayağını gazdan çekti Amerikan Merkez Bankası diye yorumlanmıştı. Şimdi freni muhtemelen 2022'nin ortalarında gibi basacak, faiz artışına, artırımına başlayacak. Ancak şunu merak ediyorum. Şimdi Amerikan ekonomisi frene bastığında, yani faiz artışına geçtiğinde bizim gibi kırılgan ekonomiler nasıl etkilenecek? Evet, yani tabii ki politika faizleri Amerika'da arttığı zaman Powell'ın geçen hafta ifade ettiği gibi para akışı gelişmiş memleketlerden gelişmemiş memleketlerden gelişmiş memleketlere doğru kaymaya devam edecek. İsterseniz ilk baştaki sorunuza dönelim. Pandemi nasıl etkiliyor diye. Şimdi tabii pandemiyle ekonomi iç içe gidiyor ve 3. çeyrekte ya delta olsun de tedarik zincirinin kırılganlığı olsun büyüme 2.1'e yavaşlamıştı ABD'de. Veriler ve bu eğilimler doğrultusunda uzmanların beklentileri de 2022 yazında pandeminin artık normalleşmeye varması gibiydi. Ondan sonra Ekim ve Kasım aylarında oldukça sağlıklı ekonomik aktivite gördük ve bu yönde güven oluşmaya devam etti. Ve hala da bugün itibariyle de büyüme 4. çeyrekte %6,5 gibi yüksek bir rakam, yani Amerikan ekonomisinin %6,5 büyümesi oldukça önemli. Ancak şimdi öngörüler Aralık içinde bu kesinliklerini yitirmeye başladılar. Özellikle konuştuğumuz Omikron'dan dolayı iki bilinmez var. Bir tanesi enflasyon, öbürü Omikron. Omikron ilk baştaki, şu andaki beklenti ilk çeyrekte ekonomik etkini yavaşlatacak gibi görünüyor olması. Ve ancak şu anda şiddetini anlamak ve onu projekte etmek zor. Erken işte herkes o bazı hastane ve ölüm ve kapanma rakamlarını bekliyor. Tüketici güven endeksi düşük kalmaya devam ediyor. O enteresan, tüketicilerin elinde çok tasarruf olmasına rağmen güvenleri düşük. Ve özellikle bazı endüstriler orantısız olarak etkileniyorlar. Yani seyahat, konaklama, eğlence gibi insanların fiziksel olarak katılmak durumunda oldukları endüstrilerin kaderi ve bunlara bağlı projeksiyonlar tabii kırılganlık ve değişkenlik gösteriyor. Şu andaki önümüzdeki beklenti tabii ki nasıl olur da enflasyonist akımlarla iş dünyası kısa ve uzun vadede nasıl etkilenecek, bu noktada beklentiler. İsterseniz biraz da iş yapma kültürüne gidelim. Çünkü teknolojinin de etkisiyle aslında köklü değişiklikler görüyoruz. Özellikle dijitalleşme noktasında. Dijitalleşme hayatımızın merkezine oturdu dersek yanlış olmaz. Misal üretim tarafında da öyle. İşte paylaşım, tedarik alanlarında da bu değişimleri, dönüşümleri görüyoruz. Blok zinciri, işte dijital para sistemleri, zincirleri artık her birimizin bildiği, aşina olduğu kavramlar diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş dünyası bu pandemideki değişen, dönüşen durumlardan, unsurlardan ne şekilde etkileniyor? Sizin gözlemleriniz ne oldu? Şimdi pandemi bazı süreçleri hızlandırdı. Her ne kadar şu anda biz enflasyona odaklanmış talep, iş gücü, işte arz ve tedarik zincirindeki kırılganlık ve para politikalarıyla odaklanmış olsak da bunlar nispeten hani kısa vadeli enflasyonu etkileyen eğilimler. Uzun vadede bu eşitsiz pandeminin insanları etkilemiş olması bazı konuları ön plana çıkarttı. Örneğin bunlardan bir tanesi
çevre, sosyal ve yönetişim İngilizcesiyle ESG harfleriyle konuşuluyor. Yani Türkçe'de tam Türkçeleşmediğini gördüm ama çevre, sosyal ve yönetişim kelimeleriyle bağdaştırılıyor. Şimdi iklim değişikliği özellikle bu COP26 diye yapılan Glasgow'daki toplantı sonrasında artık bütün ülkelerin çevresinde toplanıp bu meseleye bir odaklanması gerektiği konusunda karşılıklı anlaşmalarla ortaya kondu. Yani çevre ve iklim değişikliği çok önemli ve pandemiyle bunun alakası tedarik zincirleri tekrar oluşturulurken çevre unsuru, yani sizin fabrikanızı nerede kurduğunuz, nereden üretimi yaptığınızın ötesinde navlunu nasıl yaptığınız, yani tüketiciye o ürünü nasıl ulaştırdığınız da önemli. Çünkü ne kadar çevreye az zarar verecek bir yapı oluşturursanız o kadar iyi. O bağlamda iki tane konunun birbiriyle örtüştüğünü görmeye başladık. İkincisi sosyal konularda, yani sosyal eşitsizlik özellikle pandeminin düşük gelirli kesime daha fazla etkisi olması itibariyle, yani şahsen fiziksel olarak dışarıda çıkıp da çalışması gereken şeyler olduğu için sosyal eşitsizlik konusunda ortaya geldi. Üçüncü konu da yönetişim diye adlandırılan, nasıl olur da bu bahsettiğimiz konuları daha firma yönetimlerine, kamu yönetimlerine kurumsallaştıracak şekilde oturturuz şeklinde. Yani bu bahsettiğimiz çevre, sosyal ve yönetişim şu anda bütün Amerika'daki idare kurumlarının birinci konularından bir tanesi. İkincisi tedarik zincirlerinin kırılması, yerelleşme ve bölgeselleşme. Bu çok önemli bir konu. Türkiye'yi de biraz kapsıyor. Açabilir miyiz? Yerelleşme ve bölgeselleşme dediniz. Nedir bu kavramların anlamları? O önemli bir kavram çünkü Türkiye'yi de direkt etkiliyor. Şimdi bildiğiniz gibi son 30 yıldır dünyada küreselleşme birinci gündem maddesiydi. Herkes, her firma üretimini yaparken nasıl olur da en ucuz coğrafyada, iş gücü itibariyle en ucuz coğrafyada bunu yaparım ve masraflarımı düşük tutarım. Ona bağlı olarak da rekabetçi bir fiyatla müşterime ulaşırım endişesindeydi ve bu oldukça başarılı bir şekilde yapıldı. Şimdi bu süreçte Çin, işte Vietnam, Malezya gibi ülkeler faydalandı burada düşük ücretleri olduğu için. Fakat tedarik zincirinin kırılması COVID sebebiyle bütün büyük ülkelerin, sadece firmaların da ülkelerin de bizim demek ki dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım tedarik zincirinde sorusunu getirdi. Ve nasıl olur da bölgeselleştiririz veya yerelleştiririz sorusu var. Şimdi bu örneğin işte Amerika için bu nasıl olur da Kuzey Amerika, Güney Amerika ekseninde bir şeyler yapabiliriz. İşte Meksika'ya mı kaydırırız Vietnam'dan gibi konuşmalara yol açtı. Fakat Türkiye için önemli, şöyle onu özetleyelim. Şimdi Avrupa'ya bakarsanız Avrupa içerisinde Avrupa'nın ucuz olarak üretebileceği birkaç tane memleket var. Yani Türkiye ile rekabet edebileceği. İşte Polonya, Çek Cumhuriyeti veyahut Macaristan gibi. Fakat bu ülkelere baktığınız zaman bunların ölçekleri yok Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman. İşte Polonya 40 milyon, Macaristan 10 milyon, Çek Cumhuriyeti 10 milyon gibi böyle nüfusları ve nüfuslar yaşlı. Ortanca medyan nüfusa baktığınız zaman Türkiye işte 31 falan gibi, 31,5. Bu ülkeler 40 civarında. Dolayısıyla Türkiye daha cazip bir hale geliyor. Faydası, yani bu stratejik COVID sonrası stratejik konumu Türkiye'nin kullanması lazım. Tabii yani bu dönüşümler öyle birkaç yılda olan dönüşümlerdi, uzun vadeli politikaların sonucunda. Ve sadece firmaların yapacağı bir şey değil. Tabii ki çok uluslu firmaların kaynakları buna yeter ama İşte teşviklerle filan bunun yapılması lazım. En önemlisi teknoloji burada. Teknoloji milliyetçiliği dediğimiz bir şey ortaya çıkmaya başladı. Gene COVID'in tetiklediği bir durum. Nasıl olurdu? Biz kendi teknolojimizi sahip oluruz ve bunu başkasıyla paylaşmayız şeklinde devletler konumlandırmaya başladılar. Gene Türkiye'nin nüfusunun ve eğitim profiline baktığımızda ve son zamanlarda birkaç tane işlem de yapıldı,
yazılım kurulumlarının, yazılım firmalarının, startup dediğimiz hani yeni küçük firmaların büyük firmalar tarafından, yabancı firmalar tarafından alınıp ülkeye kaynak girmesi ve know-how girmesi açısından. O açıdan da teknolojide de Türkiye'nin uzun vadede fırsatlar yaratabilir. Çünkü giriş bariyeri oldukça az teknoloji. Yani bir bilgisayar ve bir bilen insanı koyduğunuz zaman birçok şeyler yapılabiliyor, programlama, kodlama gibi. İşte bunlar, bunlara tabii daha başka şeyler de ekleyebiliriz. Örneğin nadir bulunan materyaller var. Onlar her ülkede değil, işte Brezilya, Çin odaklı. Onlardan nasıl olur da onların milliyetçiliği engellenebilir? Ya da işte dediğiniz gibi blok zinciri nasıl dünya tedarik zincirinde faydalı olabilir? Oldukça enteresan bir şey getirdi pandemi, tablo getirdi. Evet Sayın Ural, aslında siz Türkiye'ye yatırımların olabileceğini söylediniz ve jeopolitik açıdan da aslında Türkiye gerçekten avantajlı bir durumda. Ancak bizim hep konuştuğumuz risk primi gitgide yükseliyor. Yatırımcı önünü görmek istiyor. Hak, hukuk, adalet talep ediyor yatırım yaptığı ülkeden. Ancak Türkiye'de maalesef bu tarz eksikliklerimiz var şu an için diyebiliriz. Şimdi bu enflasyonist ortamı da konuşurken ülkelere ve pek tabii kamu yöneticilerine de sorumluluklar düşüyor. Sizce pandemi sonrası yapılması gereken, önceliklenmesi gereken konular neler olabilir? Şimdi öncelikle pandemiyi geçmesi için üç yere odaklanması lazım ülkelerdeki kamu yöneticilerinin. Bir tanesi iş gücü ve talep ve işsizlik. Ben size Amerika'yı örneklendirerek vereyim. Şu anda işsizlik 2022 başında pandemi öncesine düşecek diye bir projeksiyon var ortada. Özellikle 2022 başında, yani önümüzdeki 3 aylık dönemde pandemi seviyesi, pandemi öncesindeki seviye, yani şu anda 3.9 milyonluk bir fark var. 152 milyondu pandemi öncesindeki toplam istihdam. Ondan şu anda 3.9 milyonluk bir fark var. Ve bakarsanız açık işlerle mevcut iş arayan grup arasında da çok büyük bir dengesizlik var. Açık iş sayısı 2 katı daha fazla. Hı hı. Tabii bu yani herkes her işi alacak, yapabilecek anlamına gelmiyor ama en azından buna bakarak hani talep ve iş gücü konusunda hani Powell'ın yaptığı şeyden bahsediyordunuz, kararlardan geçen hafta bahsediyordunuz Amerikan Merkez Bankası'nın. Buna bakarak diyor ki Amerikan Merkez Bankası ben tahvil alımlarımı hızlandırabilirim ve 2022'de 3 kere, 2023'te de 3 kere olmak üzere toplam 6 kere faizi artırabilirim piyasadaki fazla parayı çekmek için. Çünkü işsizliği böyle yaparak işsizliği artırmayacağım. İkinci bakmamız gereken şey tedarik ve arz. Bu bahsettiğimiz imalat zincirindeki küresel kırılganlık, enerji fiyatlarında ve emtialardaki artış buna sebep oldu. İlk başta geçici olabilir mi kuramı vardı yaz ayları boyunca. Fakat bunun daha uzun süreli olacağını gördük. Nitekim işte enflasyonun da son 40 yılın en büyük rakamına vurmuş olması Amerika'da. Ve ABD'de de, Avrupa Birliği'nde de 2001'den bu taraf en büyük rakamları bulmuş olması. Bütün tedarik zincirinde hani nasıl olur da hatta devlet yardımıyla tedariği hızlandırabilir miyiz, bir oluşum yaratabilir miyiz gibi konuşmalara yol açtı. Üçüncüsü de para politikası. Şimdi para politikasında yani doların görece olarak artması, dolar endeksini tekim %94'ten 96'ya çıktı. Ve bu öbür ülkelere de baskı yaratacak. Sadece Türkiye değil, öbür ülkelere de baskı yaratacak önümüzdeki 12 ay içerisinde, hatta 24 ay içerisinde 2 yıl olduğu için. Şimdi para politikasında çok akıllı olması lazım bütün merkez bankalarının. Bu bahsettiğimiz enflasyon, işsizlik, büyüme hızları, tedarik zinciri, bunlar birbirleriyle bazen çelişen sonuçlar üretiyorlar. Onun için doğru zamanda doğru kararları vermek lazım. Şu anda büyüme projeksiyonlarına da baktığımız zaman 2021'de işte %5.6 bitirecek gibi gözüküyor Amerika. Önümüzdeki yılda %4.3 gibi bir projeksiyon var 2022'nin büyümesi için. Bunlar hala büyük büyüme projeksiyonları. 2022'de pandeminin öncesine geçeceğini gösteriyor. Yani pandemi olmamış gibi büyümeye gösteriyordu. Fakat bütün bu dediklerimiz omikron konusunda
şey yapmamız lazım. Omikron şimdi engeline takıldı biraz sanırım. Yani omikron riskini ortadan yani nasıl yöneteceğini anlamamız lazım. Enteresan bir durum. Yani bunun el kitabı olan bir durum değil. Daha önce karşılaşılmış krizlerde olan bir durum değil. 1933 krizi olsun, 99 krizi olsun, 2008-2009 krizi olsun. Bunlar değişik krizler. Şu anda omikron ve enflasyon gibi iki tane riski nasıl yöneteceğimize bakıyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani bizim iş çevremizdeki erişimimizin olduğu firmaların genelde moralleri yüksek diye özetleyebiliriz. Yani geleceğe umutlu bakıyorlar diyebiliriz iş çevresi için. Evet, şu anda bir kriz havası yok en azından Batı ekonomilerinde. Fakat bu omikron olursa hastanelere kalkmalarda ve ölümlerde şu anda beklenmeyen bir oranda vurursa o zaman tabii o yani tekrar kapanmalar ve moral bozuklukları ve ekonomik risk olmasından dolayı sermayenin daha emin yerlere gideceğini görüyoruz. Tabii bütün hem yöneticilerin hem firma yöneticilerin hem kamu yöneticilerin hem işverenlerin ve yatırımcıların akıllı ve aklı selim ile davranması lazım gereken bir durum. Evet, peki yatırımcılardan bahsettiniz, iş dünyasından bahsettiniz. Şimdi pandemiyle birlikte iletişim süreçleri özellikle bir dönüşme uğradı. Sizce pandemi sonrası iş dünyasında asıl önemli olan husus ne olacak? Yani değişimden bahsediyoruz, dönüşümden, dijitalleşmeden, makineleşmeden neler önceliklendirilecek sizce? Şimdi bir bahsetmediğim bir başka veri var, o da kapitale yani şeye makinalara diyelim ve altyapıya odaklanmış sermaye akışının arttığı. Bu ne demek? Firmalar kendilerini uzun vadeli transformasyona, dönüşüme doğru hazırlıyorlar demek. O özellikle son 6 ayda çok artarak çıktı o güven endeksi. Bu önemli çünkü sermayenin nereye aktığını görüyorsunuz. Ona göre öngörülerde bulunabiliyorsunuz. Dijitalleşme tabii ki siz de birkaç dakika önce bahsettiniz. Önemli konulardan bir tanesi. Çünkü iş modellerinizi dönüştürmeniz için daha hizmetlere bağlı, daha düşük, daha doğrusu diyelim produktivite, üretkenliğin etkin olduğu şeyde iş modellerine gitmeniz lazım. Şu anda bir iş modeli konuşması oldukça yüksek gündemde. İkinci gündemde olan buna bağlı olarak, şimdi siz birden fazla işe sahip olduğunuz bir grupsanız, işte Fortune 500'deki bütün firmalar aşağı yukarı birden fazla iş ünitelerine sahip. O iş ünitelerinden hangisinin öncelikli, hangisinin daha az öncelikli olduğu, yani o portföyünü nasıl, bizim iş portföyünüzü, yönettiğiniz iş portföyünü nasıl optimize edeceğinizle ilgili konuşmalar var. Buna bağlı olarak firma ayrılıkları görüyorsunuz. İşte 4 tane iş bölümünüz varsa bunlardan bir tanesi çok iyi performa etmiyorsa bu ortamda, pandemi sonrası ortamda o iş bölümündeki olun satılıp ondan gelecek kaynağın daha bu dijital kaynaklara aktarılması gibi sizin de izlediğiniz iş dünyasında bir akım var şu anda. Devam edeceğini düşünüyoruz 2022'de. Şirket alımlarının buna bağlı olarak ayrılışlarının ve alımlarının artacağını öngörüyoruz. Değişik bir, zor bir dönem olacak 2022. Daha doğrusu stratejik bir dönem olacak, zor demeyelim. Stratejisini doğru tespit eden firmalar pandemiden güçlü olarak çıkmaya devam edecekler. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için Sayın Ural. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkürler.